Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek. Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Karecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi, Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Binlerce yıl öncesinden tarihi izler. Burası Anadolu'nun göz bebeği. Türkiye'nin zafer şehri Afyonkarahisar. Bu kente ve kültürüne dair öğrenecek çok şey var. Yeni bir yaşam deneyimi bizi bekliyor. Gastronominin tarihle harmanlandığı, Anadolu'nun en özel lezzetlerinin buluştuğu bir coğrafyadayız. Mevlevi kültürünün hala yaşatıldığı bir şehir burası. O yüzden mutfağında önce insan pişiyor. UNESCO buraya gastronomi ünvanı vermiş. Afyon bu tescili her yıl lezzet ve turizm festivali olarak kutluyor. Festivale dünyaca ünlü şefler de geliyor. Vallahi yok canım çekti ya. Yok. Ha. Canım mı çekti? Aha. Halaylar çekiliyor, horonlar tepiliyor. Gizemli şehrin gizemli lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız? Yöremiz başlıyor. Festivale geçmeden önce sizi bu yağmurun altında kısa bir şehir turuna çıkarmak istiyoruz. Burası tarihe tanıklık eden, dünle bugünü buluşturan ve milli mücadeleye ev sahipliği yapan kadim bir kent. Doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle gezilmeye değer çok sayıda zenginliğe sahip. Bu şehre ve insanlarına büyük saygı duyuyoruz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda bu topraklarda verilen onurlu bir mücadele var. Afyonkarahisar'a gelen her misafir gibi bizi de şehrin sembolü Karahisar Kalesi karşıladı. Milattan önce 1350 yılında Hitit İmparatorluğu tarafından yaptırılmış ve varlığını günümüze kadar sürdürmüş bir kalenin hemen önünden başlıyoruz programa. Tarihi Osmanlı konakları da var burada ve konakların içerisinde yaşatılan Afyon lezzetleri. Rengarenk cumbalı evlerin arasından geçerken tarifsiz duygular içerisindeyiz. Bu yaşlı binaların arasında insan kendini geçmişe dönmüş gibi hissediyor. Adına festivaller düzenlenen bu şehrin yemek kültürü oldukça gelişmiş. Bu tarihi konakların içerisinde gastronomi şehri olması münasebetiyle yemek kültürüne atıf yapılan çok sayıda figür de yer alıyor. UNESCO burayı 31 Ekim 2019'da yaratıcı şehirler ağına dahil ederek Gaziantep ve Hatay'dan sonra Türkiye'nin 3. gastronomi şehri olarak tescilledi.
Kent merkezinden biraz daha uzaklaşınca hoşgörünün gel çağrısını yüreğinizde hissedeceğiniz bir mekana ulaşıyorsunuz. Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunu olan Sultan Divane'nin adını taşıyan Mevlevihane'ye geldik. Burası Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük ikinci Mevlevi hanesi olarak biliniyor. Daha doğrusu Mevlevi kültürünün yaşatıldığı ikinci büyük şehir Afyonkarahisar. Mevlevihane içerisinde çok sayıda semazen görseline de yer verilmiş. Birçoğunuz sema gösterisini izlemişsinizdir. Ama üzerindeki kıyafetlerin ne anlam ifade ettiğini belki de ilk defa öğreneceksiniz. Semazenin üzerindeki beyaz kıyafete tennure denir. Kefeni simgeler. Başındaki sarık sikkedir. Mezar taşını simgeler. Bunların hepsi size ölümü anlatabilir. Ancak sema ölmek değil, yaşamaktır. Yeniden doğmayı anlatır. Sema yapmak için meydana çıkan semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur. Bunun anlamı mezardır. Bunu çıkarıp başlarlar semaya, yani yeniden doğmaya. Semazenin sağ eli göğe, sol eli yere bakar. Bunun anlamı sağ eliyle haktan alır, yere dönük sol eliyle halka verir. Sema yaparken 4 kere selam verilir. Bu 4 kapıdan geçmeden insan kamil olunmaz. Bu 4 kapı tasavvufun kapısıdır, umut kapısıdır, kulluk kapısıdır. Çünkü İslam'daki en yüce makam kulluk makamıdır. Ve şimdi de Mevlevihane içerisindeki mutfak bölümündeyiz. Burası eski adıyla Matbah-ı Şerif olarak adlandırılıyor. Burası çok önemli. Neden önemli? Bu yılki gastronomi, lezzet ve turizm festivalinin ana teması bizim mutfağımızda yemek değil, önce insan pişer sloganıyla çıktı. Ve burada da Matbah-ı Şerif'in o dönemde nasıl kullanıldığına dair bir takım bilgiler yer almakta. Kısaca okuyayım. Mevlevihanelerdeki en önemli bölümlerden biri de mutfaktır. Çünkü burada yalnız yemek pişirilmez. Mevlevi kurallarına göre tarikata intisap eden muhip dede oluncaya kadar alacağı eğitimin büyük bir kısmını bu Matbah-ı Şerif'te gerçekleştirir. Dolayısıyla mutfakta yalnız 1001 gün süreyle pişirilen yemek değil, dervişin kendisi de olur yazısı da not edilmekte. Şimdi bu Matbah-ı Şerif'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Mevlevilikte yemek sofrasına somat ismi verilirmiş daha önceki yıllarda ve yemeğin kendisine de lokma isminin verildiği yazmakta. Nevniyaz, teneşir taşı, aşçı dede, ateşbazı veli makamı, aşure kazanı, pazarcı gibi birçok görselde yine bu Matbah-ı Şerif'te yerini almış. Ve şimdi de Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden bir tanesinin hemen önündeyiz. Burası şehrin kalbindeki İmaret Camii. Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Afyonkarahisar'a gelen çok sayıda kişi mutlaka bu camiyi ziyaret eder.
İmarat Camii'nin tek şerefeli minaresi bulunuyor. Ters T şeklinde üzerinde büyük bir kubbesi var. İrili ufaklı ayrıca 8 kubbeye daha sahip. Bugün günlerden cuma ve biz Müslümanlar için mübarek bir gün. Afyon Karahisar'daki şimdiki durağımız Uzun Çarşı oluyor. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çeşitlikteki dükkanlarla çevrili bir yer burası. İçerisinde bedesten de bulunuyor ve tarihi dokusu neredeyse hiç bozulmadan bugünlere ulaşmayı başarmış. Açıkçası gezerken beni bu görüntü çok etkiliyor. Bedesten içerisinde 61 iş yeri bulunuyor. Neredeyse tamamı tuhafiye üzerine hizmet vermekte. Güler yüzlü esnaflarıyla biliniyor burası. Daha çok bu tarz gelinlik kıyafetler, anne kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, hatta bebek kıyafetlerine varıncaya kadar çok sayıda tuhafiye ürününe bedestenden ulaşabiliyorsunuz. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir çarşı burası. Afyon Karahisar için gerçekten önemli bir durak. Şehrin kalbinde ve yüzlerce esnaf bulunuyor. Evet, Taş Han'ın içerisinde adımlıyoruz. Attığımız her adımda da gerçekten birbirinden güzel eserlerle karşılaşıyoruz. Burada sadece yiyecek içecek bölümleri bulunmuyor. Burada el sanatları üzerine de oldukça önemli faaliyetler yürüten esnaflar var diyelim, küçük işletmeler var diyelim. Görüyorsunuz duvarları, birçok duvarda yine bu el sanatları, dericilik, keçecilik üzerine de çok güzel şeyler var. Onları da gördüm. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de at üzerindeki dev bir portresi de yine Taşhan'ın içerisinde duvarlara asılmış durumda.
Evet, artık vakit geldi. Kısaşehir turunun hemen ardından sizleri festival açılışı için kortej yürüyüşünün yapılacağı alana götürüyoruz. Evet, kortej başladı. Çok renkli görüntülere sahne oluyor. Afyonlular da bu özel anı gördüğünüz gibi fotoğraflarla ve kameralarla ölümsüzleştiriyorlar. Festival Afyon için çok önemli. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bizim mutfağımızda önce insan pişer temasıyla yapılıyor. Ve hem Mevlevi kültürüne hem de birçok yöresel lezzet ile coğrafi işarete atıf yapılan önemli bir organizasyondayız. Büyük bir coşku var. Afyon Karahisarlılar yollara çıkmış durumda. Ben de gördüğünüz gibi güzel bir ekibin içerisinde bu kortejin içerisinden ilerliyorum. Mevlevi Han önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej çok renkli görüntülere sahne oldu. Bando takımı eşliğinde özel kostümleriyle çizgi kahramanlar ve protokol üyeleri Afyonları selamlayarak yürüdüler. Yol boyunca marşlar çalındı. Kortej meydanda mini bir konserle son buldu. Afyon Karahisar Belediyesi Bando ekibine bu muhteşem konser için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de festival alanına doğru yola çıkıyoruz. Festival için şehre dünyanın dört bir tarafından gastronomi profesyonelleri, ünlü şefler ve gurmeler geliyor. Afyon Karahisar'daki bu festival yerli yabancı on binlerce konuğu 3 gün boyunca misafir ediyor. Şimdi Gastrofest Afyon Festivali'nin düzenlendiği alana geldik. Hep birlikte adımlıyoruz. İçeride bakalım bu yöreye ait ne tür lezzetler bizi bekliyor. Evet, festivalin giriş kapısından adım attığınız an sizi gördüğünüz gibi büyük bir kazan var. Altında odun ateşi. Yanımızda da Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Mehmet Usta, Mehmet Özkaraduman ve Nasuh Bala var. Hasan Aydın var. Kemal Göktürk var. Ustam, yine bir festivaldeyiz. Evet efendim. Yine büyük bir coşku. Evet efendim. Ve siz yine buradasınız. Biz yine buradayız. Biz hep buradaydık zaten. Biz bir yere gitmedik. Biz misafirlerimizi de davet ettik. 4 senedir yine buradayız yani. Böyle çocuklarımızın doğduğu zaman yapılan diş güllesini tanıtıyoruz bugün. Diş güllesi. Diş göllesi. Diğer göllesi. Adı, evet. Diş tuzlaması denir. Diğer adı da diş tuzlaması olarak geçer. Diş buğdayı denir. Yörelere göre hedik aynen denir. Bizim oralarda dirgit deniyor galiba. Diş dirgiti, doğru mu ya? Değişim öyle bir şey. Değişik aynen isimleri vardır ama genel olarak kültürümüzde vardır bu. Bin ayı güzel memleket.
Festival büyük bir coşkuyla başladı. Bir tarafta bando, diğer tarafta katılımcılar. Çok güzel, renkli görüntüler var. İşte böyle. Festivalde yemek yarışmaları, konserler, paneller, rekor denemeleri ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak. Evet, bu festival Afyon Karahisar'da tam 3 gün sürüyor ve dolu dolu geçiyor. Afyon Karahisarlılar festivale bu soğuk havaya rağmen oldukça yüksek bir katılım gösterdiler. Aslında onların da tek bir amacı var. Sadece yöresel lezzetler değil, Afyon Karahisar'ın tanıtımına katkı sağlamak istiyorlar. Bu şehri önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmak adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Festival az sonra protokol konuşmalarıyla devam edecek. Size kısa da olsa o görüntüleri izletmek istiyoruz. Öncesinde biraz böyle festival alanında neler var, detay görüntüleri izleyelim. Ardından da protokol konuşmalarına geçelim. Peki daha sonra ne yapacağız? Tabii ki bu kente gastronomi unvanını veren yöresel lezzetlerin tadına bakacağız. Hopla da gel gel yanıma, vallah kıyarım canıma. Serpil de gel gel yanıma, vallah kıyarım canıma. Hopla da gel gel yanıma, vallah kıyarım. Nihayetinde gastronomi ile ilgili dördüncüsünü yaptığımız ifade ediyor. Ancak son 2 yılı uluslararası yapıyoruz. Yani 2 yıldır uluslararası gastronomi festivali yapılıyor. Bununla birlikte Afyon Karahisar'ımız Allah'a şükür olsun ki her gün faaliyetler içerisinde uluslararası festivaller, yerel festivaller bitmek bilmiyor. Bu bir kültür oluşturdu ve bu kültür sayesinde Afyon'umuz mutluluk noktasında çok ciddi anlamda başarı gösteren, birbirine muhabbet ve saygılarını ortaya koyan bir oluşum meydana geldi. Arkadaşlarım pek çok konuyu ifade ettiler ve izah ettiler. Bu dönemin ifadesi de bizim mutfağımızda sadece yemek pişmez, et pişmez, insan da pişer. Yani Yunus'un söylediği gibi hamdım, piştim, yandım. Bu anlama gelen insan da pişer, yani biraz önce kıymetli kardeşim ifade ettiği gibi nasıl anlatacağız diye düşünüyoruz. Biz düşünmüyoruz, insan da pişer, olgunlaşır ve olması gereken noktaya taşınır. Pandemiden dolayı Uluslararası Turizm ve Gastronomi Festivalimizi yapamamıştık. İlkini 2021 yılında çok güzel, geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Bu sene geçtiğimiz yıldan daha farklı olsun diye Sayın Valimizle, Aşçılar ve Derneğimizle, Zafer Kalkınma Ajansımız, üniversitemizdeki Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü, Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte paydaşlarımızla güzel bir çalışma gerçekleştirdik ve bu seneki Uluslararası Turizm ve Gastronomi Festivalimizi şu anda açılışını gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla geçtiğimiz yıllardan daha fazla bir katılımla
yoğun bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Biraz önce takdimci arkadaşımız da bahsetti. Bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı. 100. yıla yakışır 100 etkinlik yapalım diye yola çıkmıştık. Bununla birlikte aşağı yukarı 75.'yi tamamladık. Afyonkarahisar yöresel ürünler bakımından baktığımızda 600'ün üzerinde lezzetimiz var. Zaman zaman Türk Patent Enstitüsü'ne bu yöresel ürünlerimizin tescili için müracaatımızı yapıyoruz. 32 ürünümüz tescillendi, 31 ürünümüz şu anda askıda. İnşallah arkadaşlarla birlikte yapmış olduğumuz çalışmayla bunu yılbaşına kadar 99'a tamam, müracaatı 99'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ben gittiğim bazı gastronomi festivallerinde de şunu söylüyorum. Diğer gastronomi şehirlerinden farklı olarak Afyon'daki yöresel ürünler biraz daha, yani diğerlerinden daha farklı olarak sebze ağırlıklı. Ondan dolayı da biz diğerlerinden farklıyız, farklı olduğumuzu iddia ediyoruz. Yine gastronomide Afyon olarak ilkleri gerçekleştiriyoruz. 3 gastronomi şehrinden Afyon olarak darphanede gastronomi parası bastıran tek iliz. Belki de dünyada tek. Birçoğumuz ilk duyacaklar belki. Dezavantajlı grupları da, yani çocuklarımızı da kendimizden ayrı tutmadık. Onlara da engelsiz gastronomi ve terapi merkezi yaptık. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz inşallah onun da. Ben bu gastronomi festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten bizi ayrı tutan, diğer şehirlere göre bizi daha bir farklı gastronomi şehri kategorisine sokan, dahil eden, bence çok farklı bizim değerlerimiz, çok farklı özelliklerimiz var. İşte bu yıl aslında bu festivalin teması bunu açıkça ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Çünkü ne demiştik altını çize çize? Bizim mutfağımızda önce insan pişer dedik. Bunu dememizin tabii arkasında bir manevi bir gelenek var. Manevi bir eğitimden insanın geçmesi ve aslında yemeğin piştiği kadar insanoğlunun da olgunlaşma ve pişme aşamalarının, belki süreçlerinin olduğunu da ifade etmenin bir yöntemi bu slogan. Özetle onu ifade ediyor. Evet, Afyonkarahisar aynı zamanda Mevleviliğin ikinci merkezi. Yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla, mermeriyle, haşhaşıyla, sucuğu, kaymağı, lokumuyla ve şimdi burada bir çırpıda belki sayabileceğim ama çok da fazla zamanınızı almamak için tek tek ayrı ayrı sayamayacağım pek çok ürünün birbirinden güzel lezzetinde buluşma noktası. Gerçekten muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir şehir içerisinde yaşıyoruz. Ancak işte bu güzel vesilelerle, bugünkü Uluslararası Lezzet ve Turizm Festivalimizle, Gastro Afyon Uluslararası Festivalimizle bizler sahip olduğumuz bu lezzetleri, bu çok kıymetli kültürü hem kendi insanımıza, yani Türkiye'de belki şehrimizi yeterince tanımayan, bilmeyen kendi vatandaşlarımıza, hem de yurt dışından hem kıymetli misafirlerimize hem uluslararası basının temsilcilerine anlatma fırsatı bulacağız diye düşünüyoruz. Onun için gerçekten bu etkinlikler, bu yapılacak atölyeler, yarışmalar, birbirinden farklı etkinlikler. Örneğin dün gastronomi trenini gönderdik. Orada da çok atmosfer muhteşemdi gerçekten. Bunların hepsi gerçekten şehrimizi çok iyi bir şekilde anlatmanın, şehrimizin sahip olduğu bu değerleri, birikimleri kısaca dünyaya tanıtmanın, ülkemize tanıtmanın bir vesilesi olacak diye inanıyoruz. Daha güçlü bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz, devam edeceğiz inşallah. 4. Uluslararası Gastrofyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin koridoru kesiminde sahnedeyiz ve basınımızın da yoğun ilgisiyle, evet. Temasıyla uyumlu şekilde küçük semazenlerimizle keselim pürdelemizi diye istedik. Evet çocuklar, ya Allah bismillah diyelim mi? Evet. Ya Allah bismillah. Hadi kesiyoruz.
protokol konuşmaları tamamlandı ve Kurdele kesimiyle birlikte Afyon Gastro Lezzet ve Turizm Festivali resmen başlamış oldu. Şimdi sırada ise miniklerin semazen gösterisi var. Hemen akabinde de bir kına gecesi canlandırılacak. Size genç kızlarımızın kına gecesi görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Konuşmalar bitti. Kurdele kesildi. Gösteriler de yapıldı ve sırada standların ziyaret edilmesi var şimdi. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokolün diğer üyeleri şu anda bu alanı dolduran katılımcıları birlikte selamlayacaklar. Daha sonra ise bazı standlarda Afyon'un yöresel lezzetlerinden yemekler yapacaklar. Evet, yanımızda bu festivale TÜRSAP olarak destek veren Bilal Şener var. Önemli bir organizasyon. Afyon'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Ve bu yılki teması bizim mutfağımızda önce insan pişer. Kısaca sizden dinlemek istiyoruz. Festival nasıl başladı? Nasıl ilerleyecek? Bu yılki tema
nasıl bir mesaj veriyor ve kaç stand var burada? Tüm detayları bir kere de toplamanızı rica ediyoruz. Eyvallah. Öncelikle size teşekkür ediyoruz Kanal 3 olarak böyle bir etkinlik günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu festival dördüncüsü uluslararası düzenleniyor. Afyon gastronomi konusunda dünya markası bir şehir. UNESCO'dan tescillenmiş kültür, yeme içme kültürüyle tescillenmiş bir şehrimiz. TÜRSAP'sa Türkiye'nin turizm konusunda markası. İkisinin güçlerini birleştirerek bu sene gastronominin yanında TÜRSAP'ı da birleştirerek turizmini koyduk. Yani gastronomi ve turizmini bu sene ön plana çıkardık ve bu festivalimiz bizi diğer festivallerden ayrıştıran bir özellik. Ve Türkiye'de ilk ürün olan gastronomi trenini ilk defa Afyon'da gastronomi şehri olan marka şehirde marka bir ürünün ilk ürününü tanıtımını ve trenini dün raylara buradan hep birlikte gönderdik. İşte bu ocak Afyon bu temayla önce insanın gözünü, kalbini, gönlünü ve karnını doyuracak. Yani damaklarda bir lezzet, kalplerde bir muhabbet oluşturmak için bu festivalde elimizden gelen desteği yapıyoruz ve bütün hemşerilerimizi, bütün Türkiye'mizi ve bütün insanlığı buradan bir lezzet ve bir muhabbet dağıtmak üzere buradayız. Evet, festivalin ikinci günündeyiz ve insanlar şu anda soğuk havaya rağmen burayı tıklım tıklım doldurmaya başladılar. Arkamda gördüğünüz standlar Afyon Karahisar'ın ilçelerinin standları. Bütün ilçelerden buraya yöresel lezzetler geldi. Neler getirdiklerini biz de çok merak ediyoruz ve şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Eminim ki birbirinden güzel lezzetler şu anda o standlarda bizi bekliyor. Evet, ünlü şef Cüneyt Asan yanımızda. Afyon Festivali'ndesiniz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz Afyon'u, bu yörenin lezzetleri hakkında? Sizin yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Evet, aslında herkes merak etmeli Afyon'u. Afyon çünkü dinamikleri olan zafer şehri bir kere. Dolayısıyla da olağanüstü ürünlere sahip. UNESCO'ya da girmiş biliyorsunuz. 46 ülkeden biri. Dolayısıyla demek ki bir şey var ki UNESCO'ya girmiş bu şehir. Her anlamda dinamikleri olan, ürünleri olan, ekilen, biçilen, üreten, kendine yeten bir şehir Afyon. Dolayısıyla da gastronomi adına da son yıllarda UNESCO'ya girmesi, tescilli markaları vesairesiyle olağanüstü bir yol almakta. Bu anlamda gastronomi, Afyon gastronomisini çok önemsiyorum. Gittikçe çok daha iyi noktaya gelecek ve kendine yeten bir şehir durumunda Afyon. Bu çok önemli. Ülkemizde kendine yeten şehir, üreten ve kendine yeten şehir durumuna gelmiş olması çok önemli. Ve Afyon sadece 2-3 şehrimizden bu anlamda biri. Ana teması festivalin bizim mutfağımızda önce insan pişer. Evet, bu doğrudur. Aslında bizim ülkemizin genelinde budur. Mevlana'dan bugüne gelen bir alışkanlık, bir kimlik, bir ruhtur o. Ama gerçekten de onlarca halkın beraber bu ülkede yaşayarak birbiriyle paylaşmasından meydana gelen bir şeydir. Bizim ülkemizde acılarıyla, tatlılarıyla, ekşileriyle çok fazla halklar yaşamıştır. Dolayısıyla bunların hepsini yemeklere yansıtıp bir tencerede buluşturmuşlar. Ve işte bu bizim mutfağımızda tabii ki önce ne pişmiş? İnsan pişmiş. Sonra yemek pişmiştir. Bu da dünyada belki de bizim ülkemizden başka hiçbir yerde nasip olmamıştır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şakır 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 gırgır ışıkları. Sağdan soldan yandan yeniden ver alkışları. Şakır 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 gırgır ışıkları. Sağdan soldan yandan yeniden ver alkışları.
Evet, şimdi yerdeki ateşi tavanın üstüne alacağız. Böyle metrelerce yükselen bir ateş olacak. Ateşle dans eden şef diyorlar bana son dönemlerde. Böyle dev bir tavada afyon kavurması yapacağız. Burada gastro afyona herkesi bekliyoruz. Afyon galesinde gördüm bir oğlan. Afyon galesinde gördüm bir oğlan. Ufak ufak yaklaş hadi boynuma dağılan. Ufak ufak yaklaş hadi boynuma dağılan. Çık ortaya Antalyalım gırgaşıkları. Ayırmayın kavuşturun küs aşıkları. Şakır 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 gırgaşıkları. Evet, bugün günlerden cumartesi, festivalin ikinci günü ve saatlerimiz şu anda tam 13.45'i gösteriyor. Artık afyonlular burayı tıklım tıklım doldurmaya başladılar. Standlara çok büyük bir ilgi var, çok büyük bir talep var. Bazı standların çeşitli zaman dilimleri içerisinde tadımlık ikramlar oluyor. İşte o ikramlarda da gördüğünüz gibi hem sağımda hem solumda kuyruklar oluşmuş durumda. Tabii hava soğuk olunca da hemen şöyle çekilirsem göreceksiniz. Odun ateşi birçok kazan içerisinde yanıyor. Üşüyenler de onların başına geliyor, oturuyor. Hem çaylarını yudumluyor hem ısınıyor. Daha sonra da bu lezzet yolculuğunda adımlamaya devam ediyor. İkbal'in standındayız. Cüneyt Asan burada halktan aldılar, halka dağıtıyorlar dedi. Evet, İkbal. Afyon demek İkbal demektir. İlk zamanlar, bundan 30 yıl, 40 yıl önce gelmiştim. İkbal vardı, gene İkbal var. Bugün Afyon'daki festivalde kuyrukta bir kişi var. Afyon diyor ki İkbal, halktan aldık, halka veriyoruz diyor ve ücretsiz döner ve sucuk dağıtıyor. Ve bu yediğim sucuk var ya, yemin ediyorum var ya. Vallahi canım çekti ya. Yok. Canım mı çekti? Aha. Allah aşkına olsun. Afyon'da çok, İkbal'de çok. İkbal'in yüreği büyük. Kiri kuyruğa pisliğe. Allah. Çok böyle güzel. Herkese afiyet olsun. Allah İkbal'in. Geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu yorulmuşsun hakkını almış yılların Elfida sen eski bir şarkısın Elfida beni fark etme sakın omuzumda iz bırakma yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın.
Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida. Beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida. Hep aklımda kalacaksın. Çok teşekkürler. Evet, Tulum'la birlikte Lezzet Festivali'ne geldiler. Şu anda standların arasında büyük bir coşkuyla yürüyorlar. Birçok insan da eşlik ediyor. Nereden geldiniz? Rize Ardışım. Rize'den. Ne çalıyoruz şu anda? Tulum. Onu biliyorum. Eserin adı. Arkadaşlar konuşsanız da ben çalak tulum çalıyoruz abi. Abi onu biliyorum. İsmini soruyorum. Eserin ismi. Eserin ismi şu an Büyükoluk Haydesi. Büyükoluk Haydesi. Nasıl ilgi? İlgi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Yani tulumu gören değil mi? Size evet, eşlik ediyor. Evet, ilgi çekiyor yani. Bir de horon oynasak çok güzel olur ama. Yok mu bilen oynayan? Yani oynatalım ya. Herkes varsa bakıyor, oynayamıyor. Utanıyor daha doğrusu. Bunu oynasak var ya, sizin yörede yapsak değil mi? Oo, akar abi. Çok iyi olur yani. Önüne gelen herkes onu aynen olacak. Aynen öyle. De, herkes oyna, herkes. Burada bir oynayalım abi ya. Horon çekecek adam arıyoruz. Abi bizde. Horon çekecek adam arıyoruz. Horon tepen yok. Telefon geldi. Bu bir tane bulduk galiba. Bir saniye. Bir tek Rizeli'miz o var. Vallahi Rizeli. Tek Rizeli. Çok iyi. Hadi oğlum gel. Abi kura çektik, sana çıktı. Evet. Herkesi davet ediyorum. İşte böyle ya. Şimdi ne oldu? Şimdi abi, gerçekten güzel oldu. Ben de yapayım ya. Nasıl yapıyorsun? Evet evet. Ben de yap. Biz sağ biz sağ. Güzel. Oluyor ha. Haydi. Geliyor. Gelsin diyoruz abi. Hadi. Geliyor. Gelsin. Geliyor. Kimse olmasa biz yaparız. Hey. Kalk yürü. İşte Karadeniz insanı böyle güzel. Yani onlar çok muhabbet, çok eğlenceli. Teşekkür ediyoruz, kendilerini alkışlıyoruz. Evet, festival alanında kocaman bir kazanın hemen önündeyiz. Ama kazanın etrafında da tam 40 kazan aşure var. Yanımızda kim var? Afyon Karahisar Belediyesi başı ustasıyım ben. Tufan Gökhan. Haçlı başı mıyız? Haçlı başıyım. Evet Tufan abi, bir anlatsana. 40 kazan aşure. Önümüzde de var. Bunu da açalım mı? Açarız. Biz zaten her sene Muharrem ayında Türbe Camisi'nde Afyon'la 80-100 bin porsiyon, 40 hafız, 40 hatim, 40 çeşide yakın hububatla yaptığımız aşureyi her sene zaten Afyon halkımıza ikram ediyorduk, Afyonlularımıza. Bir de burada dışarıdan gelen vatandaşlara tattıralım istedik. Afyon Karahisar Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan yanımızda. Evet, soğuk bir günde içimizi ısıtan görüntüler var. Yeni bir festivaldeyiz. Dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Neler yaptınız? Bu yıl nasıl hazırlandınız?
Yaklaşık biz 2 aydır bu festivali bu hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız Afyon mutfağını dünyaya en iyi şekilde tanıtmak, anlatmak. Bunun için de yaklaşık 50 ülkeden 70-80 sadece festivalimize yurt dışı katılımımız var. Yine Türkiye'nin Afyon'dan sonra Hatay ve Gaziantep gastronomi şehirleri var. 5-6 tane konuk ilimiz var. 120'ye yakında burada firmamız var. Tabii detaylar çok fazla. Biz 4.sünü düzenliyoruz ve her yıl üzerine koyarak bu işe devam ediyoruz. Burada sizin de gördüğünüz gibi sadece 32 tane coğrafi işareti almış Afyon Karahisar yemeklerinden müze hazırladık. Farklı sunumlarla, tekniklerle. Yine burada görmüş olduğunuz 100 metrelik bir tezgahta Afyon Karahisar'ın 100 metrelik Zafer'in 100. yılına özel sucuk yapacağız. Yine 100 metre lokumumuz var. 100 metre ekmek kadayıfımız olacak. Lezzet Festivali olur da haşhaşsız olur mu? Tabii ki hayır. Biz de neredeyiz? Şimdi böyle eskiden değil mi? Tabii. Haşhaşın nasıl sürtüldüğünü gösteren farklı taşlar koymuşlar buraya. Kim anlatacak bize? Ben anlatayım. Ben tutayım. Tabii bu haşhaş sürtme taşımız. İsminizi alayım mı? İsmim Oğuzhan. Oğuzhan. Evet, şimdi bunlar bizim haşhaş sürtme taşlarımız. Eskiden ninelerimizin, babaannelerimizin haşhaşı kahvaltılık veya hamur işlerinde kullanmak için sürttüğü taşlar. Tabii şu an bu taşlar makine şeklinde yapılıyor ama biz eskiyi yaşatmak istiyoruz. Çünkü şunu sürttüğümüzde koku, şu koku ve şu tat bize geçmişi anımsatıyor. Bizi var ya böyle yıllar yıllar öncesine götürüyor. Kesinlikle öyle. Yani hocam işin özü şu, biz yeni nesile eskiyi anlatmak istiyoruz. Kültürümüzü anlatmak istiyoruz. Burada haşhaş güzelimiz var. Bir Afyon erkeği olarak şöyle söyleyeyim, haşhaş sürtmeyi bilmeyen kız da olmaz. Gençlerimiz haşhaş sürtmeyi öğrensinler istiyoruz. Afyonluysanız bunu bileceksiniz. Tabii, mecbur. Kızımız bir sürsün bakalım. Haşhaş güzelimiz, buyurun. Gel bakalım kızım. Hemen bir gösterelim, uygulamalı haşhaş nasıl sürtülür onu gösteriyoruz şu anda. Yani asıl güzel olarak eskilerimiz yapar, biz yeni nesil yavaş yavaş öğreniyoruz. Azar azar alıp sert bir şekilde sürterek ileri doğru itiyoruz. Bunun yağını çıkarıyoruz. Aynı bu şekilde. Toplayıp tekrar, toplayıp tekrar iterek. Aynı bu şekilde. Tadına da bakıyor muyuz sonra? Evet, tabii ki de. Şuradan alıp tadına bakıyoruz. Afyon haşhaşsız olmaz. Haşhaş da afyonsuz olmaz. Hamurun vazgeçilmezi, katmer, bükme, diğer nice hamur işlerinin vazgeçilmezi kısacası. Gazeteye basmalı mendil veren mi? Mendil ayrılık derler, kendim gelen mi? Takkasına bak, benden sana fayda yok, başkasına bak. Mangal maşası, sen almazsan almayı ver, alır başkası. Gastrofest, Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'nde birbirinden farklı etkinlikler yapılıyor. Tabii ki Afyon denilince akla ilk gelen ürünlerden bir tanesi de ekmek kadayıf oluyor. Büyük taarruzun 100. yılı münasebetiyle şimdi festival alanında tam 100 metre uzunluğunda ekmek kadayıfı yapılacak. Görmektesiniz, ekmek kadayıfının hazırlıkları başladı. Belki de bu Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük ekmek kadayıfı olacak. En büyük demeyelim de en uzun ekmek kadayıfı olacak. Müzik.
Türkiye'nin en uzunu, Türkiye'nin en lezzetlisi. İşte Ekmek Kadayıfı'nın bir numaralı adresi Afyon Karahisar'da yeni bir rekor denemesi. Büyük taarruzun 100. yılına ithafen bugün festival alanında tam 100 metre uzunluğunda ekmek kadayıfı yapıldı. Üstelik kaymaklı. Öldürdün beni, soldurdun beni, Osman'ın kızı, etme bu nazı, gel bize bazı. Salın da boyunu göreyim ama, ben aşkından öleyim ama, aman aman. Öldürdün beni, soldurdun beni, Osman'ın kızı, etme bu nazı, gel bize bazı. Salın da boyunu göreyim ama, ben aşkından öleyim ama. İlçe standlarının hemen önünde Uluslararası Kadın Kültür Evi'nin standı bizi karşıladı. Çok güzel yöresel ürünler gelmiş buraya. Merhaba, sizi bir tanıyalım. Merhabalar, Necla Kahraman, Sahra Derneği ve Uluslararası Kadın Kültür Evi'nin yürütücüsüyüm. Neler getirdiniz? Neler getirdik? Dünya mutfaklarından getirdik. Kendi ülkemize ait gıdalardan bu mutfağı taşıdık, buraya getirdik festivali. Tandır ekmekleri var mesela, ketiller var, Afyon yöresine ait velenseler var, sirkemiz var, maktus. Ne o? Maktus. Maktus. Evet, bu Orta Doğu'ya ait bir meze. Bunu getirdik. Mesela bu aynı şekilde Tokat yöresine ait bir tarhana. Bu sulandırılıyor. Tabii ki çalışan bayanlar için daha bir pratik bir ürün. Özbek mantımız var. Açalım istiyorsanız. Bakın. Özbek mantı. Onu da siz anlatın. Bu içinde kıyma var. Özbek bir arkadaşım için diye kıyma, soğan var bunun ve baharat var. Buharda pişiyor bu. Yoğurtla beraber sosla ikram ediliyor. Özbek mantısının tadına bakmadan buradan gidemezsiniz dediler. Biz de tamam dedik. Çok ısrar ettiler. Kıramadık daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz. Bakıyoruz hemen tadına. Her zaman yediğimiz mantıdan farklı olacak değil mi şimdi o? Evet. Hamuru da çok şey, ince. Çok ince, hafif. Normal böyle bizim mantılar gibi böyle mideye de bir rahatsızlık vermiyor. Çünkü sürekli buharda pişiyor. O şekilde. Vallahi hafif. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ilçe standlarını adımlamaya devam ediyoruz. Tamamını gösteremiyoruz ama saymak da istiyorum. Bayat, Çay, Çobanlar, Daskırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, her biri gerçekten çok güçlü katılmışlar. Hem yöresel ürünleri getirmişler hem de kadınlarımızın ellerinden çıkan o el emeği, göz nuru, el sanatları eserlerini de getirmişler. Burada sergiliyorlar. Ben ilçeleri böyle kısmi de olsa hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. İlerliyorum. Bakalım sırada ne var? Bol Wedding standının önündeyiz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Merhabalar. Ben Bol Wedding Kadın Kültür Evi Müdüresi Tuğba Ergün. Tuğba Hanım, neler var standımızda? Efendim, neler yok neler. Burada Bol Wedding'den 25 çeşit ürünle bugün burada Gastrofor'un ikinci gününü tamamlıyoruz. Burada yöresel ürünlerimizin biz kategorisini açtık. Şu an çeşit çeşit ürünlerimizle sergideyiz efendim. Ya, bütün misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Tuğba Hanım'a sorduk. Neler var burada dedim. Neler yok neler diyor. Neler yok neler. Her
herkes standımıza bekliyoruz efendim. Yöresel ürünlerimizden mercimekli bükmemiz var, patatesli bükmemiz var, açmamız var. Yöresel ağzı kapaklı dediğimiz peynirli bükmemiz var. Eriştelerimiz var, tamamen el yapımı. Sebzeli ürünlerimiz var, el yapımı tarhanalarımız var. Birbirinden farklı olarak çeşitli düzenlediğimiz reçellerimiz de buradayız inşallah. Onun dışında yöresel övme ekmeğimiz var. Burada çok meşhurdur. Gelinlere de gider bunlar. Kahvaltılık için orada. Nereye burada gider dedi? Gelinler için gider efendim. Gelinlere giden. Evet, gelinlere giden. Övme ekmek. Övme ekmek. Kahvaltıda da kullanılır bunlar. Tamamen yöreseldir. Çok doyurucu buğdaylı ürünlerimizden biridir. Ne güzel. Ekmek de bayağı ağır ha. Evet, kaç gram bu ya? Evet. Yüksek dozajlı eğitim ürünlerinden çok iyidir. Tatlılarımız var. Tatlılarımız vesaire. Çok meşhur. Hemen bunu göstereyim. Böyle getirin ama evet, geriye gitmeyin. Çok kaymak var. Baklavamız var. Burada gelinlerimize gider. Bolvedin'de olan yöresel ürünlerimizden biridir. Bunun içerisinde kaymak konulur. Damatlar bunun içerisinden çeyrek altını alırlar, bulurlar ve baklavayı yerler efendim. Altın var mı içinde? Gelinlerden gider. Sürpriz. Sürpriz mi? Evet, sürpriz. Oturup hepsini yemek zorunda kalmayalım altın evet bulacağız diye. Burada birçok stand var ama şu andaki stand bence tek başına bir marka. Neden derseniz biliyorsunuz ki İsviçre dünyanın mermer başkenti ve mangalı, köfteyi, sucuğu onlar mermerin üzerinde yapıyorlar. Merhaba abi. Merhaba. Tanıyalım sizi. Muhterem Zeren, İsviçre'den geliyorum. Kaymakamlık ve belediye adına katılıyoruz. Mermerde köfte, sucuk, daha farklı her şey pişirilebilir mermerde. Katmer, gözleme, tavuk, yani mermerde istediğiniz her şeyi pişirebilirsiniz. Ben şunu merak ediyorum, insanlar şaşırıyor mu mermerde yaptığınızı görünce? Aynen, aynen. Neler söylüyorlar? O çok güzelmiş, nasıl oluyor, tadı nasıl falan diye soruyorlar. Bunda kömür, is, herhangi bir koku olmuyor. Köfteler güzel görünüyor ha. Evet, buyurun tadabilirsiniz. Bakalım mı tadına? Buyurun. Hadi bir tane tadalım. Burada bir çatal gördüm. Alayım. Böyle buyurun. Küçük bir parça. Maalesef bir düşmez herhalde. Sıcak. Çok sıcak. Taze taze ve ısıramadım, çok sıcak. Lezzetli de. Aynen öyledir. Mermerde yani katmer, gözleme her şeyde yapılabilir yani. Bu kültürü Türkiye'ye öğrettiniz. Aynen, evet. Bu sıcak sıcak yine. Soğuk yenmez. Şöyle uzaktan baktım, bu standın önü o kadar kalabalık ki hep de çocuklar var, merak ettim acaba orada ne var diye. Sinan Paşa'dan patates getirmişler. Evet, süt mısırı getirdik, cips patatesimiz var çubukta. Gösterelim şöyle. Gösterelim, çocuklar çok seviyor değil mi? Aynen, evet. Çocuklarımızın bir numaralı yiyeceği bu. Çok şükür biz hep bundan kazanıyoruz. Eriştelerimiz var, süt reçellerimiz var, kozalak şuruplarımız var. Ama en çok patates gidiyor en şu an. En çok patates çipsi gidiyor, mısırımız gidiyor. İyi ama ya çocukları düşünmüşsünüz, ne güzel bir fikir evet olmuş patates cipsi. Evet. Kaç kişi geldiniz buraya? 4 kişi. 4 kişi geldiniz. Sizin de kadın kültür evi falan mı aynı evet zamanda? Evet, Sinan Paşa. Sinan Paşa Kadın Kooperatifi. Sinan Paşa'ya geleceğim, bir çekim yapacağız inşallah. Sizi ziyaret bekleriz edelim o zaman, olur mu? Her zaman bekleriz. Thank you.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar yanımızda. Müdürüm, dördüncüsü gerçekleştirilen ve yine dolu dolu geçen bir festival, neler söyleyeceksiniz? Bu sene temamız, bizim mutfağımızda önce insan pişerdi. Çünkü insanın kemale süreci yeme içmeyle beraber gelişir. Çünkü şu an tıp doktorları da bunu söylüyor. Ne yiyorsan olsun. Yani fazla yiyorsan vücuttaki etkiler ona göre, az yiyorsan ona göre, unlu mamuller yiyorsan ona göre, sütlü mamuller yiyorsan ona göre, insan davranışlarını etkileyen boyutları var bunun. Gastronomide marka şehir olan Afyon'un 4. festivali bu. 2. uluslararası 4. genel festivali. 35 ülkeden aşçılar, master şefler, 15 ülkeden büyükelçiler ve yüzlerce gastronomi öğrencisi bugün festival alanında birlikteyiz. 3 gün sürecek bu festivale. Sadece Afyonlular değil, çevre illerden, tüm Türkiye'nin her yerinden insanlarımızı bekliyoruz. Hem Afyon'un yöresel lezzetlerini hem coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak, tattırmak istiyoruz. Sadece gastronomi festivali değil, bu aynı zamanda lezzet ve turizm festivali. Bu anlamda da insanlarımızı Afyon'un lezzetlerini daha yakından tanımak için de bu bir fırsattır. Birçok yöresel lezzeti görüntüledik ama lokuma sıra yeni geldi. Belki de önce ondan başlamak gerekiyordu. Hemen ustamdan dinleyelim. O, bu arada şu anda bir taraftan lokumu da yapıyor. O görüntüleri de izletelim sizlerle. Afyon'un lokumu neden bu kadar lezzetli? Afyon'un lokumu neden bu kadar lezzetli? Bizim Afyon'un yıllardan beri gelen şeker pancarından ve kaymağından kaynaklı. Ve ustalığından, yani Türkiye'nin hiçbir yerinde bizim Afyon'un yaptığı lokumu diğer şehirlerde yapamazlar. Bir lokumun ömrü ne kadar? Bir lokumunun ömrü maksimum 3 aydır, 4 aydır. Ama kutusunda kalırsa, böyle tezgahta kalırsa 2 ay, 3 aydır. En çok hangisi tercih ediliyor? Afyon merkezde en fazla kaymak lokum tercih ediliyor. Kaymak lokum. Kaymak lokum. Bakalım bir tane ben size şöyle göstereyim. Kaymak lokum. İzleyicilerimiz hakkını helal etsin. Hepinizin adına ben tadıyorum. Amiral gemisi. Aynen öyle. Lokomotif bu. Lokomotif bu. Evet, şimdi Selim ustam dedi ki lokumu o kadar anlattık, tadına da baktın. Bir de yapmasını gösterelim sana. Aynı zamanda bir deneyim olur, tecrübe olur dedi. Gerçekten benim için farklı bir deneyim olacak. Afyonkarahisar'da ilk defa lokum yapıyorum. Önce kaymağı sürüyoruz. Kaymağı sürüyoruz. Afyon'umuzun meşhur kaymağı. Ne kaymağı diyoruz buna Selim Usta? Manda kaymağı. Manda kaymağı. Evet, ben de aldım. Tatlısın, güzelsin, şekerçini, baban senin. Kaşın kara, gözün kara, kömürcümü baban senin. Selim Usta, güzel oluyor mu bilmiyorum. Çok güzel oluyor. Eline sağlık. Evet, kaymağımız bitti. Sonra lokumu yapıştırmak için sadece önünü ıslatıyoruz. Bu malzemenin adı ne? Su. Ha, normal suyla. Suluyoruz sadece. Tamam. Sonra sarmaya başlıyoruz. Bir ucundan başlayıp şöyle önce tek ucundan. Evet. Bir kere yuvarlıyoruz. Sonra bir yana geçiyoruz, yuvarlıyoruz. Bir yana geçiyoruz, yuvarlıyoruz. Tamamını yaptıktan sonra komple yuvarlıyoruz. Büyük küçük ayarladım. Sizinki daha iyi tabii ki, simetrik. Benimkinde hafif çıkıntı oldu ama o da yeni yapıyorum daha. O olacak o kadar. Lokumumuz hazır mı şu an? Hazır. Hindistan cevizine bırakıyoruz. Atacağız mı içine direkt? Önce ıslatıyoruz gene tekrardan. Evet, ıslattık. Hindistan cevizini atıyoruz. Atıyoruz. Kaplıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hayatımda ilk defa lokum yaptım ama güzel oldu. Güzel oldu. Ben o lokumdan da sana bir tattırayım o zaman şöyle. Kendi ellerimle yaptım. İyi yapmışım ya. Selim Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Tatlısın, güzelsin, şekerçimi, baban seni. Kaşın kara, gözün kara, kıvırcımı. Baban senin çok tatlısın, güzelsin, şekerçimi.
şehri Afyon Karahisar'a sevgiler. Zafer'in 100. yılı olarak sadece 100 metre yapıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Bir de Afyon mermerinde yapıyoruz. Afyon mermerinde 100 yılı, Zafer'in 100. yılını kutlamak adına 100 metre yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yine rekorlar kitabına girecek. Boyutta ve büyüklükte yapacağız. 3 2 1 Başla! Bir yöremiz programının daha sonuna geldik. 3 gün boyunca dolu dolu bir festivali sizlerle paylaştık. Evet, Afyon Karahisar yerinde durmuyor. Sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bu şehir geliştikçe, bu şehir büyüdükçe bu tarz fuarlar, festivaller her zaman yapılacak. Gerçekten ünlü şefler birbirinden farklı yöresel lezzetlere bugün burada hayat verdiler. Her birini sizler için görüntüledik. Afyon Karahisar'ı, bu güzel coğrafyayı anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bizi izlerseniz görürsünüz memlekete. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek. Bayat'ta kilim. Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Karecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su. İhsaniye'de muhteşem bir vadi. Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi.